Merhabalar, Romede kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda size Word'de nasıl grafik eklenir onu göstereceğim. Öncelikle menülerden ekle kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra karşımıza yine çizimler kategorisindeki grafik simgesini görüyorsunuz şurada. Ona bir kere tıklıyoruz. Ve size burada birden fazla böyle bir sürü grafik önünüze çıkıyor. Yani bu yüzey, radar, ağaç haritası, güneş ışığı gibi. Buradan istediğiniz grafiği seçebilirsiniz. Ben en çok kullanılanı tercih edeceğim şu an video için. Çizgi, yani sütun grafiği var şurada gördüğünüz gibi. Bunu tercih ediyorum arkadaşlar. Şöyle ön izlemesini de göstereyim. Buradan yine istediğiniz boyutunu da ayarlayabilirsiniz. Ben bunu seçiyorum ve tamama tıklıyorum. Tıkladıktan sonra grafiğimiz Word ekranına geliyor gördüğünüz gibi. Ve yukarıda küçük bir Excel dosyası açılıyor. Bu Excel dosyasında bu grafiğin verilerini girmemize yarayan uygulama olarak önümüze karşımıza çıkıyor. Buradan kategori 1, kategori 2 gibi tabi bunu siz ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz sürece bu grafik böyle uzamaya devam edecektir ve artacaktır. Buradan isimlendirebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum kategori 1'e. Mesela erkek. Erkek yazalım. Erkek yazdığınızda gördüğünüz gibi şurada erkek oldu. Buraya kadın yazabilirim. Buraya yaşlı yazabilirim. Buraya çocuk yazabilirim. Gördüğünüz gibi isimlerini buradan Excel uygulamasından değiştirdiniz. Buradan verilerini de değiştirebilirsiniz. Şurada 1, 2, 4, 5, 6 bu sizin verinizin orantısını belirliyor. Burada ne kadar veri yükseltirseniz bu otomatikman yükselecektir. Buradan seri 1, seri 2, seri 3 diye de bir bölüm var. Buradan ne grafiği uyguluyorsanız o. Mesela örnek veriyorum. İnternet kullanma. Mesela seri 2 TV izleme. Seri 3 kitap okuma gibi böyle örnek bir şekilde bu grafiği biçimlendirebilirsiniz. Yani bu ne grafiği olduğunu gösterebilirsiniz. Aynı şekilde verileri yükseltirsek, örnek veriyorum çocuk. Mesela çocukta kitap okuma oranı 5'miş. Yüzdelik olarak hesaplayalım. %5'miş. %5'i ben mesela 9'a çektiğimde, şurada gördüğünüz gibi limit 6 gözüküyor ama ben burayı 9'a çektiğimde, mesela bir dakika, şöyle 9'a çektiğimde gördüğünüz gibi otomatikman grafik 9 oluyor. Yani artıyor ve grafiğin 6 olan limiti 10'a yükseliyor. Yani bu grafiği buraya ellemenize gerek yok. Yani bu limitleri yükselttiğinizde otomatikman yükselecektir. Aynı şekilde buradan verileri de düzeltebilirsiniz. Başka diğer verileri. Mesela internet kullanma oranını, TV izleme oranını. Buradan düzeltebilirsiniz. Erkek kadın olarak. Grafik eklemek bu kadar. Yani burada tasarım bölümü de var. Tasarımdan mesela buraya tıkladığınızda grafiğiniz daha güzel, daha görünüşü hoş bir hale gelebiliyor. Aynı şekilde buradan da bunları yapabilirsiniz. Yani biçim ve tasarım bölümünden, şu açılan menüden tasarımını yapabilirsiniz. Bu videoda size grafik nasıl eklenir, nasıl düzenlenir onu göstermeye çalıştım. Video işinize yaradıysa videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Eğitim setimiz devam edecek. Görüşmek üzere.